çok gol atan oyuncusu Saffet'ten. Saffet karşı karşıya. Sıyrıldı, vurdu ve gol. Vurdu ve gol. Baygol Saffet Sancaklı programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımızın ismi Baygol. Sen de Türk futbolunun baygollerinden birisin. Neler söylemek istersin bu konuda? Evet, hayırlı olsun önce programınız. Tabii eskiden de bu baygol lakapları vardı. Son zamanlarda bu kayboldu gibi, yani bu baygol lakapları. Eskiden Osman abi vardı, ona baygol deniyordu, Osman Abtacıoğlu. Sonradan işte yavaş yavaş bizden önceki abilerimiz vardı, sonra bize. Son zamanlarda baygol yok çünkü Türkiye'de artık 25-30 gol atan adam kalmadı. Onun için inşallah bu programda vesile olur. Bizim eski santraforlarımız, yeni santraforlarımız, yeni arkadaşlarımız da bol gol atarlar da onlara da tekrardan baygol deriz. Hocam, gollerine geçelim. Birçok golüm var ama en unutamadığın hangisi acaba? Hep söylüyorum, yani milli takımda attığım gol beni hep böyle daha böyle bir fazla mutlu etti. Böyle sanki hani işte diyelim üstüne bir şey daha kattı gibi. Tarık'tan kaptan Uğur. Ceza sahasında çeviriyor, defanstan döndü. Uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Arif tekrar çeviriyor ve işte şık bir vuruş. Türkiye liglerinin en çok gol atan oyuncusu Saffet'ten. Milli takım demişken Saffet, senin yıldızlaştığın bir İzlanda maçı var. Onunla ilgili neler söylemek istersin? 100 binlik ülke. Yıllardır yenemiyorduk. Yıllardır hep dörtlüyordu, beşliyordu, böyle bir garip bir ülke. O maçta öyle bir atmosfer oluşmuştu ki ben maçtan sonra dedim ki yani bugün İzlanda değil de Brezilya'da olsaydı kazanacaktık. Hatta dedim Fatih Hoca bizi o kadar doldurdu ki neredeyse adam öldüreceğiz sahada. O maç çok önemli bir maçtı. Ben maçın başında herhalde böyle ilk 10-15 dakikada iki tane gol attım. Ben çok sevindiğim bir maçtı o benim. Mutlu giriyor oyuna. Karşılaşmada 10. dakika. Saffet'ten günün başarılı ismi Arif'e. Arif'ten kaptan Uğur. Ceza sahasında çeviriyor, defanstan döndü. Uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Arif tekrar çeviriyor ve işte şık bir vuruş. Türkiye liglerinin en çok gol atan oyuncusu Saffet'ten. Saffet dakika 10, Türkiye 1, İzlanda 0. Saffet sağ ayağının içiyle çok güzel bir plase yapıyor. Milli takımla devam edelim. Moldova maçında attığın mükemmel bir gol var ki hala hafızalarda. Ne, çaprazdan böyle soldan falan attım. Ben de anlamadım nasıl oldu. Abdullah, güzel bir pas Saffet. Saffet nefis vuruyor ve gol. Golcü dediğimiz adamlar biraz daha fazla hisseder golü, daha çok atmak ister, daha çok inanır falan. Mesela öyle bir gol atarsınız ki seyrederken kendiniz de şaşırırsınız. Ama o anda sanki bir şey size vur diyor. Yani vur. Mesela o Moldova maçında attığım gol aslında benim gol tarzım bir gol değil yani. Sol çaprazdan böyle bayağı da uzak mesafeden giderken bir şut attım. Kaleci de topu görmedi, ben de görmedim, seyirci de görmedi. Yani ağlarda gördük topu. Aslında benim tarzım değil o mesela. Kocaelispor yıllarına gidelim hocam. Çünkü senin sıçrama yaptığın takım biliyorsun. Evet. İkinci ligdeyken de Fenerbahçe'yi elemiştiniz. Aa, doğru. Karlı, yağmur, çamurlu bir havada. İsmail Orta 14. dakika. Aykut topla buluşuyor. Vuruşu out. Fenerbahçe'de o zaman Fenerbahçe yani. Hani o Tanjulu Rıdvanlı kadro. Fakat maç şeye gidiyor. Başa baş, kafa kafaya gidiyor. Yani Fener'de pozisyona giriyor ama biz de giriyoruz falan böyle. Derken bir pozisyon, bir ara topu Tanju kaleciyle karşı karşı kaldı ama çok uzaktan böyle bir 40 metreden plase attı. Top kaleye giderken Tanju gol diye sevinirken top gitti, çizgide kaldı. Hani topun canı var derler ya. İşte canı isterse girer, canı istemezse girmez. Top tam gol çizgisinin üstünde kaldı. Kaleci de geldi, topu aldı, gol olmadı. Toczynski ileriye doğru atıyor. Tanju boş, önünde vuruyor kalecinin altından. Top gitti ve suya saplandı. İnanılır gibi değil sevgili izleyiciler. İşte dakika 75. Mesela o topun gol olmaması mucize. Gitti ama işte olmayacak ya. Kaldı çizgide o toptan, birkaç dakika sonra hiç unutmuyorum bizim Mahmut vardı. Kulakları çınlasın, deli Mahmut. Çok gol attırdı bana Kocaelispor'da. Sağdan böyle bir orta yaptı. Ben de uzandım. Bacaklarım da uzun, onun avantajıyla falan böyle bir uzattım ayağımı falan, bir vurdum, gol oldu.
83. dakika Kocaelispor Akın'ı sol tarafta başladı. Safet vuruyor ve top Engin'e çarpıyor, filelere giriyor. Kocaelispor 1-0 öne geçiyor. Bu golle Kocaelispor Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek çeyrek finale yükseliyor. Offside diye de itiraz ettiler ama yok, ben sonradan da seyrettim, offside yok. O da böyle birkaç dakika vardı maçın bitmesine ve Fenerbahçe'yi o golle eledik. Tabii Fenerbahçe ikincilik takımı eliyor falan, Türkiye'de büyük bir sansasyon oldu. Gol atıp da gole sevinmeyen bir Saffet Sancak'la izledik yıllarca. Daha doğrusu çok fazla sevinmeyen. Ha, çok fazla sevinmeyen diyelim. Şimdi bu soruyu bana soruyorlar, tamam. Ben de espri olsun diye diyorum ki ya golü atana kadar yoruluyoruz zaten, koşacak halimiz kalmıyor. Top yere indi. Bülent Saffet araya girdi. Friedel ve topu alarda gol. Gol Kocaelispor'un 2-0. Yine Saffet. Büyük hata Galatasaray savunmasında. Kocaelispor 2-0 öne geçiyor. Bir de esprisini yapıyordum. Ben her maç gol atıyorum zaten. Hani ayda yılda bir atanlar sevinsin falan diye. Aslında çok seviniyorduk da böyle koşma, deli gibi saldırma falan onları yapmıyordum. Az gol atanlar çok sevinir hocam. İşte bizim geçen gün bir televizyon programına katıldım. Bizim Suat Kaya bir gol atıyor. Golden sonra deliriyor. Spiker soruyor ona. Diyor ki ya diyor çok sevindin. Kardeşim diyor ayda yılda bir gol attık diyor. Formamı mı çıkarayım, şortumu mu çıkarayım, taklama atayım şaşırdım diyor falan yani. Ceza sahası iniyor top. Suat yükseldi. Nefis bir gol. Suat mükemmel bir kafa vuruyor. Aynı dün gibi gol yağmuru erken başladı. Dakika 2. O dönem Kocaelispor'dayken Ali Sami Yen'de attığın bir gol var Galatasaray'a. Ligin ilk yarısını lider bitirmenizi sağlamıştı. Ligin devre arasında Galatasaray'la oynuyoruz İstanbul'da. 1 veya 2 puan öndeydi Galatasaray'dan. Erteleme maçıydı o. Hafta arası oynanan bir maçtı. O da muhteşem bir goldü. Oştumpu, Bülent'i böyle bir yatırdım kaldırdım. Hayrettin vardı kalede galiba, hatırlamıyorsam. Yatırdım kaldırdım bir gol attım. İlk yarıyı lider bitirdik. Yalçın. Saffet'in önüne, Saffet karşı karşıya, sıyrıldı, vurdu ve gol! Vurdu ve gol! Galatasaray, Kocaelispor karşısında 1-0 yedik durumda. Evet, İstanbul Ali Sami Yen Stadı'nda Kocaelispor'un gol makinesi Saffet yine golünü attı ve Galatasaray 1-0 yedik duruma düştü. O sene işte ikinci devrenin başında, bunu hep söylüyorum, belki biraz insanlar, ya kardeşim kendini mi beğendin de söylüyorsun, ukalalık mı yapıyorsun ama Altay Kocaelispor maçında Alpay'ın benim bileğimdeki atlayıp, taç çizgisini orada atlayıp bağlarımı koparması Kocaelispor'un şampiyonluğunu engellemiştir. Ama ben sakatlanmasaydım tahmin ediyorum şampiyon olurduk. Şimdi de Galatasaray yıllarına geçelim. Müthiş bir başlangıç ve üst üste 8 maçı boş geçmeyen bir Saffet Sancak izledik o dönemde. O rekor da bende. Ligde üst üste en çok gol atma rekoru da bende. O pek gündeme gelmiyor ama iyi yakalamışsınız. Yani 9 maç mı 11 maç mı tam şimdi bir bakın hatırlamıyorum. Ama o zaman istatikçi bizim Ahmet abi bir şeyler yazmıştı, orada görmüştüm. O rekor da bende. Üst üste ligde ara vermeden en çok gol atan oyuncu benim. Ortada Kubilay, sol taraf boşluk. Az adamla yakalandı Beşiktaş savunması. Galatasaray 5 kişi geldi. Önemli bir pozisyon ortaya. İkinci hamle Kubilay. Şut pozisyonu orta. Kafa ve topağlarına gol. Saffet. Saffet durumu 3-1 yapan gol atıyor. Ve Zaptin büyük sevinci değerli seyirciler. Saffet skoru 3-1'e getiren gol atıyor. 5 kişiyle bir baskın yaptı adeta Galatasaray. Ve topa kafayı vuran Saffet topu alana gönderdi ve skor 3-1 oldu. Dakika 88. Kafayla bir gol attım, bir orta geldi, bir kafa gol attım. O ara işte diyorum ya, Kubilay vardı, Arif vardı. Özellikle Kubilay çok şey yapıyordu. İnanılmaz derecede uymuştum ben ona. Saffet, Galatasaray 3, Beşiktaş 1. Yerdeyken kafayla attığın ilginç bir gol var hocam. Esprisi vardı ya, penaltıyı bile kafayla attı. Gerçekten eşine zor rastlanır bir goldü. Tam şimdi net hatırlamıyorum ama bir orta geldi. Ben vurdum ve yere düştüm. Tam top gitti direğe. Ben yerdeyken sekerek tam böyle kafama geldi. Yani gol çizgisinde kafayla oturarak gol attım. İçeride 3 oyuncu. Bir pas Mapeza. Ortaya çevirir mi? Çeviriyor ve gol! Topa atar da gol.
Galatasaray Zaffet de öne geçiyor. O da çok konuşuldu böyle ama o pozisyonun öncesi var. Ben uçarak mı kafa attım? Tam şimdi net hatırlamıyorum ama böyle bir vurdum ben. Top gol oldu diye ben zaten düştüm. Ama o top gol olmadı ve o kadar kişinin içinde. Top geldi benim kafama tam çizgide ben vurdum gol oldu. Trabzon maçıydı. İşte önce direk, sonrasında kafa darbesi. İşte Mapeza. Zaffet'in vuruyu direkten geri geliyor ama kafasıyla müdahalesinde dobağlarda. Golcü adam topun düşeceği yeri herkesten daha iyi kestirip oraya doğru herkesten bir adım önce hamle yapar. Top da oraya gelirse zaten gol olur. Ama bazı goller o karambolun içinde çok basit görünür. Tık dürtersin. Ne ballı adam gene önüne düştü. Hayır. Golcülerde bu his vardır. O yüzden de maçında da yanılmıyorsam soldan Hakan ortaladı. Top yere çarptı. Yağmurlu bir havaydı. Ben de koşuyordum. Aslında o topu ben havadan bekledim. Hani gelecek ben de kafayı vuracağım. Top bir anda yerden sekince ama zaten kaleye çok yakındım. Yani nerenle vurursan vur gol olacaktı. Ben de vücudumu koydum. Yanımda adam da vardı bir tane. Şu karnımla gol attım yani. Oğuz topla buluşuyor. Hakan'ı görüyor. Offside yok. İçeriye çevirdiği top. Yine Zaffet. Bu sefer diziyle dokunuyor. İşte Hakan, işte Zaffet. Durum 2-0. Dakika 28. Milli takımımız bu golle 2-0 önlü İzlanda karşısında. Sürpriz bir şekilde Galatasaray'dan ayrılıp Kocaelispor'a geri döndünüz. Herkes diyor ki Galatasaray'dan ayrıldı Fenerbahçe'ye gitmek için. Yani bunu yıllar sonra söyleyeyim. 12 yıl sonra şerefimle temin ediyorum ki öyle bir şey yoktu. Yani ben Galatasaray'dan ayrılma sebebimi kimse bilmiyor. Benden başka da kimse bilmeyecek yani. Bunu ben kendime göre bir nedenim vardı ve ayrıldım. Kocaelispor'a döndükten sonra da ilk Galatasaray maçında hat-trick yaptın. Şimdi onunla ilgili komik bir şey anlatayım size. Bir hafta önce biz Beşiktaş'ı 5-3 olması lazım. 5-3 yendik İnönü'de. Hatta işte son 10 yılın maçı falan dediler. Fikstür de öyle bir çekilmiş ki Beşiktaş maçı İnönü'de, haftaya gene Galatasaray maçı İnönü'de. Hiç unutmuyorum, Galatasaray'da Türkiye Kupası töreni var o gün. Türkiye Kupası'nı almışlar, tören yapılıyor. İşte kupa töreni. Kupa Galatasaraylı oyuncuların ellerinde. İnönü stadında büyük bir coşku yaşandı. Hafta içinde de Adnan abiyle, Adnan Polat o zaman profesyonel şube sorumlusu, bir yerde karşılaştık. Ya dedi kaptan dedi Beşiktaş'ı mahvettiniz falan. Dedim vallahi iyi oynadık öyle falan. Bu hafta dedim ben biliyorsun seni severim, Galatasaray'ı da severim. Dedim iki taneden fazla atmayız ama şeyiz hani böyle işin şakasındayız. Dedi Van Gobel diye bir stoper aldım dedi devre arasında dedi. Söyleyeceğim dedi seni hastanelik etsin falan ama tabii şaka yapıyoruz. Maç başladı. İlk yarı ben bir gol attım 1-0. İkinci yarı 2-0, 3-0. İki tane ben attım. Biri Dobrovski olabilir veya Moşe olabilir. Son gol hafif de yağmurlu bir hava böyle kaygan. Bir pozisyon oldu. Ben kaleciyle karşı karşıya kaldım. Van Gobel de o gün beni tutamadı. Moralde çok bozuk. Bu taraftan geliyor. Böyle beraber götürecek beni de. Ben vuru gibi yaptım bir çektim. Van Gobel kayarak böyle ileriye doğru gitti. Ben vurdum gol oldu. Döndüm Adnan Polat'a dedim ki işaret ettim dedim. Sedye getir dedim hastaneye gitsin falan. Dobrovski'ye doğru aşırdı Dobrovski. Zaffet gol pozisyonunda 4-0. Değerli seyirciler, Kocaelispor 4-0 öne geçiyor. Kocaelispor İnönü stadında harikalar yaratıyor. Galatasaray 0, Kocaelispor 4. İşte Volkan'ın sevinci. İstanbul'da arka arkaya goller. Hepsi Kocaelispor'dan. Kupa galibi Galatasaray 4-0 yedik durumda kendi evinde. Gol Zaffet ve Zaffet bu golüyle hat-trick yapıyor. Dobrovski'den güzel bir pas ve Zaffet 4-0. Ertesi gün de Adnan abiyi kızdırmak için telefon ettim. Hani sesi uzaktan yani telefon düşmüyor falan. Neredesin dedim abi. Dedi ki İsviçre'deyim dedi. Dedim abi benim bildiğim eskiden parayı çalanlar İsviçre'ye kaçıyordu. Maç kaybedenler değil falan. Böyle bir Adnan abiyle de güzel bir anımız var o maçla ilgili.